Merhaba sevgili gençler. Ben fen bilimleri öğretmeni Beyzade Bahadır Yılmaz. Bugün sizlerle fen bilimleri ile alakalı karma sorular çözmeye devam edeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk sorumuza baktığımızda ailesiyle tatile çıkacak olan Ali yola çıkmadan lastiklerin inmiş olduğunu fark ediyor. Babasına lastikleri şişirmesi gerektiğini ve böylece daha rahat yol alabileceklerini söylüyor. Ali'nin babası lastikleri şişiriyor ve yola çıkıyorlar. Ali'nin lastikleri şişirince daha rahat yol alabileceğini söylemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar en başta lastikler inmiş halde. Bu araba lastiğimiz olsun. Şöyle. Bu araba lastiğimiz arkadaşlar. Ve ikinci araba lastiğimiz inmiş durumda. Birinci şekilde böyleyken sonra lastikleri şişiriyor. Lastiğimiz şişip yolumuza devam etmemiz sağlanıyor. Şurayı silelim. Lastiği yola devam etmiş sağlıyoruz arkadaşlar. Bakalım aracın üstündeki ağırlığı azaltmak basıncı azaltır. Ben lastikleri şişirdiğim zaman arkadaşlar önceden yüzey alanımız büyük iken lastiklerimiz inik durumdayken yüzey alanımız büyük iken şimdi arkadaşlar yüzey alanımız küçüldü. Yani bizim bağımsız değişkenimiz yüzey alanıdır arkadaşlar. Burada verilen ifade de aracın üstündeki ağırlığı azaltmak. Yani bağımsız değişkeni ağırlık olarak verdiği için bu ifademiz yanlış. Bizim değişkenimiz ne olacak? Yüzey alanımız olacak. Aracın üstündeki ağırlığı arttırmak yine ağırlıkla alakalı bir işlem yapılmış. Hayır. Aracın lastiklerinin yüzey alanını arttırmak basıncı azaltır. Bu ifade doğru. Yüzey alanını arttırırsak basıncımız azalır. Ama bakalım. Yola çıkmadan önce lastikler inmişti. Yani başlangıçta birinci durumda yüzey alanımız büyük iken şişirince yüzey alanımız küçüldü. Yani biz yüzey alanını küçülttük arkadaşlar. Yüzey alanını büyütmediğimizden dolayı cevabımız Diyarbakır seçeneği olacaktır. Bir diğer sorumuza baktığımızda şekildeki KLM kapları taralı olan alana kadar sıvı ile doludur. Kapların her biri ters çevrildiğinde sıvı basıncının ve zeminlere uygulanan katı basıncının nasıl değiştiğini bulunuz. Arkadaşlar şöyle hatırlamak amaçlı söyleyelim. Katılarda basınç, daha doğrusu şekli buraya çizeceğimden dolayı şuraya yazalım. Katı cisimlerin basıncı, hatırlayacağınız üzere demiştik ki ağırlıklarıyla doğru, yüzey alanlarıyla ters orantılıydı. Sıvı cisimlerin basıncı, sıvılarda basınç birinci olarak derinliğe bağlıydı. İkinci olarak sıvının cinsine yani yoğunluğuna bağlıydı. Üçüncü olarak da arkadaşlar yer çekimi ivmesine bağlıydı. Şimdi ben kapları ters çevirdiğim zaman neler değişecek? K kabımız düzgün şekilli bir kap. Düzgün şekilli bir kap olduğundan dolayı ben bunu ters çevirdiğimde yine aynı şekil, örnek veriyorum burası H kadarsa her biri H kadar olsun. Bu H kadarsa kabı ters çevirdiğim zaman yeni yüksekliğimiz yine H kadar olacaktır. İkinci kabımızı yani L kabımızı çevirdiğimiz zaman geniş taban alanındayken dar taban alanı üzerine gelecektir L kabımız. Ve burada sıvımız geniş yüzeydeyken burada dar yüzeye geleceğinden dolayı yüksekliği daha fazla olacaktır. Çünkü geniş yerden dar yere geldi. Bir tencereden bir bardak suyu bir tencereye döktüğümüz zaman yüzey alanı büyüdüğünde yüksekliği azalacaktır. Yüzey alanı küçüldüğü zaman da yüksekliği artmak zorunda. M kabı ise arkadaşlar ters çevirdiğimizde bu sefer tam tersi durum. Dar az bir sıvı geniş yüzey alanına geldiğinde bu sefer yüksekliği azalmış olacaktır. Şimdi katı basıncı soruluyor arkadaşlar. Katı basıncı ağırlık bölü yüzey alanı. Yani ağırlıkla doğru yüzey alanı ters. Ben bu cisimleri ters çevirdiğim zaman cisimlerin ağırlığını değiştiremem arkadaşlar. Ağırlığı değişmediği için tek değişkenimiz ne olacaktır? Yüzey alanı. Onunla da ters orantılı olacak. K kabını ters çevirdiğimde düzgün şekilli olduğundan dolayı yüzey alanı sabit kalır.
Dolayısıyla arkadaşlar katı basıncımız değişmeyecektir. Hemen bakalım arkadaşlar. K'da katı basıncı değişmeyecek. Katı basıncı değişmeyecek. Katı basıncımız değişmeyecek. L'ye bakıyorum arkadaşlar. Yüzey alanı büyük iken yüzey alanı küçüldü. L'nin yüzey alanı küçüldüğü için zemine yaptığı basınç artacaktır arkadaşlar. Zaten A seçeneğimiz gitmişti. L'nin yüzey alanı küçüldüğü için basıncı artar dedik. Burada değişmez dediği için yanlış. Artar, artar. M kabına bakıyorum arkadaşlar. Ters çevirince yüzey alanı büyüdüğü için basıncı azalacaktır. Katı basıncı azalmış, katı basıncı azalmış. Şimdi de arkadaşlar sıvı basıncına bakalım. Kapları ters çevirdiğimiz zaman sıvıların yoğunluğu değişmeyecek. Tek değişken olan derinliğimiz olacaktır. K kabı düzgün şekilli olduğundan dolayı ters çevirince yüksekliğimiz sabit kalacak. Yani sıvı basıncımız değişmeyecek. Sıvı basıncımız değişmeyecek. L'ye bakıyorum arkadaşlar. Ters çevirince yüksekliğimiz artacaktı. Şöyle nokta nokta çizelim. Yüksekliğimiz artacaktı. Dolayısıyla sıvı basıncı artar, artar. M kabına baktığımız zaman geniş yere geleceğinden dolayı sıvı basıncımız azalacaktır. Artar demiş, azalır. Dolayısıyla cevabımız Diyarbakır seçeneği olacaktır. Diğer soruya bakıyoruz arkadaşlar. Ayşe 15 litrelik suyu KLM kaplarına eşit olarak boşaltıyor. Bütün kaplar 5 litre su ile dolduğunda kap tabanında oluşacak basıncın doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bakıyorum elimizde 15 litre su var. Her birine 5 litre su koyacağız. Yani eşit hacimde su koyacağız. Ama kaplarımızdan biri dar kesit alanlı, diğeri geniş, diğeri daha geniş kesit alanlı. Elimizdeki yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Eşit miktarda suyu biz boşaltacağımızdan dolayı direkt şu örneklemeyi yapabiliriz. Elimizdeki arkadaşlar bir bardak suyu tutup bir tencereye boşaltırsak ne olacaktır arkadaşlar? Örnek veriyorum 10 mililitremiz suyumuz var. Bunu döktük tencerenin içerisine. Yüzey alanı büyük olduğundan dolayı tencere içerisinde arkadaşlar çok az bir yüksekliğe sahip olacaktır. Yapacağımız örnek aynı. Örnek veriyorum. K kabında 5 litrelik su H kadarlık yer kaplarsa ben bu 5 litrelik suyu L kabına da doldurursam yüzey alanı büyük olduğundan dolayı yüksekliğimiz azalacaktır arkadaşlar. Hatta kaç katı azalacağını bile söyleyebilirsiniz. Neden? Çünkü arkadaşlar suyumuz aynı su, sadece tek değişkenimiz yüzey alanı. H kadar S yüzey alanında duruyorsa 3S yüzeyinde arkadaşlar H bölü 3 kadar duracaktır. Çünkü yüzey alanımız büyüdü. Aynı oranda yüksekliğimiz azalacaktır. 5S yüzeyinde ise arkadaşlar yeni yüksekliğimiz H bölü 5 kadar olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla kap tabanında oluşacak basıncın kap tabanında sıvı basıncı oluşacaktır. Eğer zeminde oluşan basınç deseydi katı basıncından bahsediyordur. Kap tabanında oluşan basınç dediği için sıvı basıncından bahsediyor arkadaşlar. Sıvı basıncında da derinlik ve yoğunluğa bakacaktık. Aynı su olduğundan dolayı sadece derinliğe bakmamız yeterli. Dolayısıyla K kabındaki yüksekliğimiz H kadar, L'deki H bölü 3, M'deki H bölü 5 olduğundan dolayı K büyük, L büyük, M şeklinde olacaktır. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıda bulunan özde şişelerde şekilde gösterilen noktalardan delikler açılıyor. Şişelere su ve zeytinyağı dolduruluyor. Suyun yoğunluğunun zeytinyağının yoğunluğundan büyük olduğu da söylenmiş arkadaşlar. Yukarıda verilen değişkenlere bakarak deney düzeneği hazırlanmak isteniyor. Hangi iki şişe seçilirse doğru deney düzeneği elde edilmiş olunur. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Biz deney düzeneği hazırlarken bağımsız değişkenimiz, bağımlı değişkenimiz bir de sabit tutulan kontrollü değişkenimiz olmak zorunda. Ve bir tane bağımsız değişkenimiz olacak ki arkadaşlar biz neyi araştırmak istiyorsak sebebini direkt bulabilelim. Bakıyorum bağımsız değişkenimiz sıvının yoğunluğu. H
hatırlayacağınız üzere arkadaşlar, bağımsız değişken araştırılmak istenen. Neyi araştırmak istiyorum? Örnek veriyorum, sıvının yoğunluğunun basınca etkisini. Bağımlı değişken. Bağımsız değişkenimiz değiştiği için buna bağımlı olarak değişecek olan nedir? Basıncın büyüklüğü. Ben sıvının yoğunluğunun basınca etkisini araştıracağım. O yüzden sadece neyi değiştireceğiz arkadaşlar? Sıvının yoğunluğunu. Başka sıvı miktarını veya yüksekliğini filan hiç değiştirmeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Sadece sıvının yoğunluğunu değiştireceğim için aynı yüksekliklerde olmak zorunda. Şıklardan gidelim. F ve A'ya baktığım zaman arkadaşlar, F ve A'ya baktığım zaman bu noktadaki basıncın, bu noktanın üzerinde bir kere sıvı yok. Sıvı olmadığından dolayı noktalardan delikler açılacak çünkü. Bu noktanın üzerinde sıvı olmadığından dolayı ben F kabını bir kere hiç kullanamayacağım. O yüzden F olan bu A ifadesi gitti. B'ye bakalım. İ ve L. İ kabının üzerinde bu kadar yükseklik, noktanın üzerinde bu kadar yükseklikte zeytinyağı var. Diğer kabımız da L. Bu kadar yükseklikte. Arkadaşlar baktığımız zaman hem sıvının cinsi değişti hem de noktanın yüksekliği değişti. İki tane bağımsız değişkenimiz olduğundan dolayı B ifadesi de gider. N ve A kaplarına bakıyorum arkadaşlar. N ve A, su, zeytinyağı yine sıvının cinsi değişken. Birinci olarak bu noktanın derinliği, ikinci olarak bu noktanın derinliği. Hem sıvı cinsi hem de derinlikler değiştiği için C ifadesini de alamam. İ ve N'ye bakıyorum arkadaşlar. İ ve N'ye baktığımız zaman su, zeytinyağı, sıvının cinsi değişken. Şu yükseklik ile şu yükseklik birbirlerine arkadaşlar kesit alanı olarak eğer eşit ise D ifadesini alabiliriz. Bir diğer sorumuza baktığımızda, şişirilmiş bir balon deniz seviyesinden serbest bırakıldığında balonun farklı yüksekliklerdeki X, Y, Z noktalarından geçtiği anlarda görüntüsü şekilde verilmiştir. Küçük bir balonumuz varmış. X balonu orta büyüklükte, Y balonumuz küçük, Z balonumuz ise çok büyüktür arkadaşlar. X, Y, Z noktalarının deniz seviyesinden yükseklikleri HX, HY, HZ olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Hatırlayacağınız üzere arkadaşlar bu da kalıp bir soru tarzıdır. Açık hava basıncıyla alakalı. Arkadaşlar deniz seviyesinden, burası dağ eteğimiz olsun, burası işte denizimiz veya su olsun, denizimiz olsun. Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça hatırlayacağınız üzere açık hava basıncı azalacaktır. Neden? Çünkü her bir hava molekülünün kendine has bir ağırlığı vardır. Bu ağırlıklardan dolayı arkadaşlar bu moleküller aşağıda toplanacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar aşağılarda molekül yoğunluğu fazla, dolayısıyla basınç fazla. Üstlerde, yukarılarda ise arkadaşlar molekül yoğunluğu az olduğu için basıncımız da az olacaktır. Dolayısıyla yükseklere çıkıldıkça basıncımız azalır. Şimdi arkadaşlar esnek cisimlerde hatırlayın. Dış basınç azaldıkça iç basınç da azalmak zorunda. Yani bir tane çocuk balonu. Çocuk balonu aşağılardayken üzerine etki eden basınç fazla. O kadar bir basınç etki etmiş ki balon küçük. Yukarı doğru çıktıkça basınç azalıyor. Dışarıdan etki eden kuvvet azaldıkça balonumuz şişmeye başlar arkadaşlar. Dolayısıyla şuraya da çizelim. Dağın alt noktalarında balonumuz küçüktür. Çünkü neden? Üzerine etki eden basıncımız çok fazla. Yükseklerde ise arkadaşlar çocuk balonu gitgide büyür. Çünkü üzerine etki eden basınç az olacaktır. Hatırlarsanız bir çocuk elindeki uçan balonu bırakırsa, uçan balon yükseldikçe balon şişip şişip bir süre sonra esnekliğinden dolayı patlıyordu arkadaşlar. Basınç o kadar azalıyordu. Dolayısıyla arkadaşlar yükseklikleri sormuştu. Y balonu çok küçük olduğuna göre Y balonu en altta olacaktır. Z balonu çok şişkin olduğuna göre Z balonu en üstte olacaktır. Dolayısıyla deniz seviyesinden yüksekleri Z'nin en büyüktür. Sonra X'indir. Sonra Y'nindir arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği çıkacaktır.
Bir diğer sorumuza baktığımızda Torricelli deneyi ile alakalı bir soru. Arda öğretmen öğrencilerine basınç konusunu anlatırken bir deney düzeneği hazırlıyor. 1 metre uzunluğundaki bir ucu açık, diğer ucu kapalı cam tüpünün içini tamamen cıva ile dolduruyor. Sonra cam tüpün açık olan ucunu parmağıyla kapatıp ters bir şekilde cıva çanağının içerisine daldırıyor. Ardından parmağını açık uçtan çekiyor. Cam tüpün içerisindeki cıvanın bir kısmı cıva dolu kaba boşalırken H yüksekliğine geldiğinde dengede kalıyor. Torricelli deneyi yapılmış. Arda öğretmen H yüksekliğini arttırmak istediğine göre neyi arttırmak istiyor arkadaşlar? Cam borudaki sıvı seviyesini. Cam boruda sıvının yükselmesinin sebebi neydi veya H kadar durmasının sebebi neydi? Buradan etki eden açık hava basıncı. Buradan açık hava basıncı ne kadar bastırırsa sıvılar sıkışmadığı için cam boruda yüksekliğe neden olacaktır arkadaşlar. Açık hava basıncı arttıkça sıvı seviyesi artacak, azaldıkça azalacak. Veya ikinci olarak sıvının cinsine bakalım arkadaşlar. Hatırlayacağınız üzere Milli Eğitim kitabımızda da yazıyordu. Torricelli cıva yerine su kullansaydı suyun yoğunluğu küçük olduğu için daha fazla yükselecekti. Aynı açık hava basıncı onu daha fazla yükseltecekti. Yaklaşık 10,5 metrelik bir boru kullanmamız lazımdı. Hangilerini yapmalı? Ne yapıyoruz arkadaşlar? H yüksekliğini arttırmak. Bakalım. 1. Yoğunluğu cıvadan daha küçük olan. 1. Sıvı kullanmak. Evet, tekrar söylüyorum. Cıva yerine su kullanılsaydı yoğunluğu çok küçük olduğu için su seviyesi daha fazla yükselmiş olacaktı. Birinci ifademiz doğru. Deneyi deniz seviyesine daha yakın bir yerde. Arkadaşlar deniz seviyesine daha yakın. Az önce anlatmıştık. Buralarda basıncımız az iken yükseklere çıkıldıkça basıncımız fazla olacaktır. Ne kadar, pardon, tam tersi olacaktır. Ben de karıştırdım. Arkadaşlar ağırlığından dolayı moleküller aşağıda toplanacaktır. Burada moleküller fazla olacaktır. Yukarılarda molekül sayısı az olduğundan basıncımız az olacaktır. Dolayısıyla biz deniz seviyesine daha yakın. Bu deneyi daha aşağılarda yaparsak basıncımız artar. Basıncımız artarsa sıvıya daha fazla basınç etki edecek. Basıncımız arttıkça sıvı seviyesi cam boruda yükseklik kazanacaktır. Daha ince bir cam tüp kullanmak. Hatırlayacağınız üzere arkadaşlar, Torricelli deneyinde veya sıvıların basıncında kabın şeklinin herhangi bir önemi yoktu. Torricelli bu deneyi daha ince, daha kalın veya kıvrımlı veya arkadaşlar yan durmuş, belirli bir açıyla yan durmuş bir kapta yapsa bile hepsindeki arkadaşlar H yüksekliği birbirlerine eşit çıkmak zorundaydı. Çünkü sıvıların basıncı kabın şekline bağlı değildir. Sadece arkadaşlar sıvının cinsi sıvının yoğunluğuyla alakalıdır. Dolayısıyla daha ince bir cam tüp kullanmak sıvı yüksekliğini etkilemeyecektir. Cevabımız 1 ve 2 A seçeneği çıkacaktır. Yani açık hava basıncını etkileyen faktörlere bakacağız arkadaşlar. Bir de H yüksekliğini sıvı cinsi de etkileyecektir. Bir diğer soruya baktığımızda katı basıncı ile alakalı bir soru. Özdeş küplerden oluşturulan şekillerin yere yaptıkları basınç grafikleri yanda verilenlerden hangisi gibi olabilir? Olabilirlik sorusu arkadaşlar. Dolayısıyla ihtimallere bakacağız. Özdeş küpler dediği için benim çözümü biraz daha kolaylaştıracaktır. Kaç tane küpümüz var arkadaşlar? 1, 2, 3 tane küpümüz var. Hani hatırlayacağınız üzere katılarda basınç ağırlıkla doğru orantılıydı. Yüzey alanı ile ters orantılıydı. Dolayısıyla arkadaşlar katıda basınç ağırlık doğru yüzey alanı ters. 3 tane cismimiz var. 3 tane küpümüz var. Yüzey alanımız ne kadar? 2. Şekil 2'ye bakıyorum. Yani L cismine bakıyorum. Kaç tane küpümüz var? 3 tane küpümüz var. Yüzey alanımız 1. Kaç tane küpümüz var? 3 tane küpümüz var.
Yüzey alanımız arkadaşlar 1. Dolayısıyla ağırlık bölü yüzey alanı baktığım zaman 3 küp, 3 küp, 3 küp. Ağırlığın etkisi yok arkadaşlar. Burada basıncı etki eden ne? Sadece yüzey alanı. Yüzey alanıyla da ters orantılı. Bir yüzey alanı, bir yüzey alanı. Dolayısıyla arkadaşlar L ile M'nin basınçları birbirlerine eşit olacak. K cisminde ise yüzey alanı 2 olduğu için, yani yüzey alanı arttığı için basınç ne olacaktır? Azalacaktır. K'nın basıncı da en küçük olacaktır. Bu ifadeye bakalım. L ile M birbirlerine eşit olacak. Burada K ile L eşit olmaz. L ile M eşit. L ile M eşit değil. L ile M eşit değil. K da en küçüğümüz olacak. K da en küçüğü olduğuna göre cevabımız Bursa seçeneği çıkacaktır. Arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.